Bir kişinin geliştirdiği bir ürünün eser olarak kabul edilip edilmeyeceği öncelikle kanunda tanımlanan sınıflardan birine dahil olup olmadığına göre belirlenir. Bir kere sanat eserleri kanunu, yazılımlar açısından baktığımızda zaten yazılımların, veri tabanlarının ve internet sitelerinin eser olduğunu açıkça kabul etmiştir. İkinci kriter ise sahibinin hususiyetini taşıyıp taşımadığı konusudur. Bunu çok basit bir örnekle belirtmek gerekirse, örneğin bir çöp adam çiz dediğinizde herkes aynı çöp adamı çizecektir. Basittir. Ama belki çok bir önemli bir ressamın eline ya da ne bileyim bir karikatüristin eline kalemi verip çöp adam çiz dediğinizde çıkan şeyde baktığınız anda derhal bunun o karikatüristin elinden çıktığını, o ressamın elinden çıktığını anlayabileceksinizdir. Dolayısıyla herkesin çıktığı, çizdiği çöp adam sahibinin hususiyetini taşımaz. Ama o ressamın, o karikatüristin çizdiği çöp adam sahibinin hususiyetini taşıyacaktır. Yazılımlar açısından baktığımızda, ben yazılımcı değilim ama gördüğüm şu ki, kişiler deneyimlerine, tecrübelerine, konudaki becerilerine, belki zekalarına göre aynı işi çok daha kısa kodlarla, çok daha hızlı çalışan kodlarla, çok daha pratik yöntemlerle ya da farklı yöntemlerle yapabiliyorlar. Dolayısıyla her yazılımın sahibinin hususiyetini taşıdığı ve dolayısıyla eser olarak nitelendirilebileceğini düşünüyorum.